Bugüne kadar ben 36 senedir Ankara'da yaşıyorum. Hiçbir seçimden sonra Anaşehir veya Danaşehir neyse belediye başkanlığını kazanan kimsenin Anıtkabir'e gidip de alelacele çelenk koyduğunu, işte oradaki deftere de atam ben geldim, İşte senin kurduğun şehri 21. yüzyıla yahut da 2000'li yıllara biz taşıyacağız diye yazdığını görmedim. Duymadım da yani. Oldu da basın mı yazmadı, biz mi ıskaladık bilmiyorum ama hiç görmedim. Ama tuhaftır. Bu ve benzeri konularda üstelik de bir takım söylemleri olduğu kamuoyunca bilinen, duyulan partinin Ankara Anakent Belediye Başkanlığı'nı kazanan, mazbatasını da alan, daha evvel de ANAP'tan Keçiören, Ankara'nın bir kazası ama 400-500 bin nüfuslu belediye başkanlığı yapan Melih Gökçek tarafından bunun yapıldığını basından okuduk. Ve tabii hani bizim gibi düşünen ya da benim gibiler için pek garip olmasa da bu, en azından söylemlerine kulak verenlerce o söylemlere tam ters görünen bir davranış olarak sanıyorum şaşkınlık yaratmış olmalı. Ama taraftarları, bu partinin taraftarları kendi partilerine o gözle bakıyorlar ki ne yaparlarsa yapsınlar, efendim onlar yapıyorsa doğrudur, el yapıyorsa eğridir anlayışının kendilerine genel olarak hakim olduğunu bildiğimiz bir siyasi parti. Her ne kadar diğer partiler de yine aynı huyun, ahlakın sahibi iseler de bu katılığın Refah Partisi ve taraftarlarında çok daha koyu, akışkanlıktan uzak olduğunu görüyoruz. Örneğin işte beni varsayalım, onların partisinden değilim. Karşıda çıkıyor, Kur'an'a ve sünnete göre İslam'la alakasız bulunduğunu açıklıyorum, deliller gösteriyorum filan. Kızıyorlar, beni kravatlı olmakla suçluyorlar. Fakat yıllardan beri kendi partilerinin başkanı Necmettin Erbakan'ın bir gün bile kravatsızlığını görmediklerini asla hatırlarına getirmiyorlar. Yani kravat Ercüment Özkan'a suç ama Necmettin Erbakan'a asla suç değil. Efendim diyelim işte Şevket Kazan'a suç değil ama Ercüment Özkan'a suç. Yani onların partisinden sen ne yaparsan yap bizdensin.